Değerli dostlarım ve kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, 1994 yılında DYP Gençlik Kolları Başkanı olarak aktif siyasette başladığım tarihten bugüne kadar. Babam ve siyasette ekol olan Mehmet Salim Ensari'nin temiz siyaset anlayışını örnek alarak bugüne kadar merkez sağ konumlu siyasi hayatımı devam ettirdim. 2018 yılından itibaren üstlenmiş olduğum İyi Parti Diyarbakır İl Başkanlığı görevimi birçok partili yönetici arkadaşlarım gibi elbette büyük badireler atlatarak bugünlere kadar geldik. Devletini, bayrağını, milletini seven demokrat duruşumuz aşikardır. Hak, hukuk, adalet ve devletimizin bekası için emek sarf eden siyasi geçmişimin kişisel menfaatlerimin önüne geçtiği gibi elbette parti içerisinde benim gibi düşünmeyip koltuk ve ihtiras sahibi kimselerin de yanımda durmamız söz konusu olamaz. Birkaç gündür sosyal medyada Sayın Bakanımız ve İstanbul Milletvekilimiz Mehmet Salim Ensarioğlu'na yapılan haksız ve mesnetsiz ithamları esefle kınıyoruz. Kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Diyarbakır'ımızda bir bulvara Şeyh Said isminin verilmesi toplumun büyük bir kesimi tarafından doğal karşılanmışken, Sayın Bakanımızın sosyal medyada Şeyh Said ile ilgili medyada yapılan galiz hakaretleri reddeden açıklamasında Cumhuriyet değerlerini rencide eden veya vatan hainini çağrıştıracak herhangi bir ifade bulunmamaktadır. 21. yüzyılda yeni bir hikaye yazmak ve milletimize üçüncü bir yol göstermek üzere hür ve müstakil olarak yoluna devam etmek isteyen, ne yazık ki gönül verdiğim İyi Parti hür ve müstakil görüşlere tahammül edememiştir. Sayın Bakanımızın talebine dönük başlayan linç kampanyasının karşısında olduğumuzu tüm kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bununla birlikte naaşlara bile saygısı ve tahammülü olmayanlara hatırlatmak isteriz ki 21. yüzyıldayız. Siyaset ve bölge büyüğümüz, kıymetlimiz Sayın Mehmet Salim Ensar'ın olmadığı bir yerde bizim varlığımız söz konusu olamaz. Bu vesileyle Diyarbakır il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte ayrıca 12.750 üyeyle İyi Parti'den istifa ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.